Merhaba arkadaşlar, Kara Geçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Merhaba, adım Elif. Rutubetli, dama akan eski bir evde büyüdüm. Baba sevgisinden yoksun, hep buruktu yüreğim. Saçları babası tarafından okşanmamış her kız bilir bu burukluğu. Biraz daha büyüyünce babamdan görmediğim o sevgiyi başkalarında aramaya başladım. Yüzüme her gülenin beni gerçekten sevdiğini zannediyordum. Lise yıllarımda birçok erkek arkadaşım oldu. Ama el ele dolaşmaktan ileriye gitmedim hiçbiriyle. Birçoğunun ismini bile hatırlamıyorum. Okulumuzun karşısında bir kebapçı vardı. Yeğenim memleketten yeni gelmişti. Bana bakışı, ilgisi, alakası belliydi. Arkadaşlarıma beni sormuş ve hakkımda bazı şeyler öğrenmek istemiş. Neden arkamdan iş çeviriyor? Gelip konuşsaya dedim. 2 gün sonra okul çıkışı karşıma dikildi. Biraz konuşabilir miyiz dedi. Ben de tabii olur dedim. Beraber yürüdük. Adı Ali'ydi. Askerden yeni gelmiş. Esmer teninde parlayan o yeşil gözleriyle adeta beni kendine aşık etmişti. Bir süre böyle çıkmaya devam ettik. Sonra pazar gezmelerine başladık. Ali de dayısının yanında kebapçıda işe başladı. Aslında memleketine dönecekti ama beni bırakmak istemediğini ve bana çok aşık olduğu için gidemediğini söylüyordu. Bir gün Ali ile pikniğe gitmeye karar verdik. Bildiği çok güzel bir yer olduğunu söyledi. Amcasının arabasıyla beni alıp çiftlik gibi bir yere götürdü. Bu çiftlik hem piknik yeriydi hem de bir sürü hayvan vardı. Besicilik yapılan bir yerde. Bayılmıştım buraya. Ali ile pikniğimizi yaptık ve çiftliği gezmeye başladık. Çalışanlar Ali'yi görünce merhabalaşıyor ve göz atıyorlardı. Ali buraya daha önce gelmişsin. Herkes seni tanıyor dedim. Evet tanırlar beni dedi. Sonra çiftliğin içindeki eve girdik. Buraya neden geldik dedim. Seninle baş başa kalmak istiyorum dedi ve evin kapısını kilitledi. Bu ne cesaret, burası kimin dedim. Korkmana gerek yok, biliyorlar beni dedi. Ve bana yaklaşmaya başladı. Yaklaşma bağırırım dedim. Bağırsan da sıkıntı çıkmaz, boşuna yorulma dedi. Neden bunu yapıyorsun dedim. Önümde diz çöktü. Sana aşığım, seviyorum seni ve seninle evlenmek istiyorum dedi. Dizlerimin bağı çözülmüştü. O an orada Ali'ye kanmıştım. Sevinçten boynuna sarıldım. Ve Ali beni öpmeye başladı. Ona karşı koyamadım. Genç kızlığım artık Ali'nin olmuştu. Çok üzülmüştüm böyle olmasına. Evlenince tertemiz yatağımda olmasını isterdim ama olmadı işte. Ali beni alacağını ve kesinlikle evleneceğimizi söyleyip beni evime bıraktı. Aradan 3 hafta geçmesine rağmen Ali beni aramıyor sormuyordu. Mesajlarıma da cevap vermiyordu. Daha sonrasında telefonu hepten kapandı. Ağlaya ağlaya kendimden geçmiştim. Aradan biraz zaman geçince karnımda bir şeyler hissettim. Mide bulantıları, iştahsızlık, baş dönmeleri derken bir gün bayılmışım okulda. Ambulans çağırmışlar. Ve tahmin ettiğiniz gibi hamileydim. Annem ve babamı hastaneye çağırıp haberi onlara verdiler. Annem ağlamaktan perişan oldu. Babamsa hiç konuşmuyordu. Eve gittiğimizde babam mutfaktan bir bıçak alıp geldi. Annem yapma etme bey diye çırpınsa da babam anneme çok sert bir bakış attı. Annem dizlerinin üstüne çöktü. Önce beni öldür dedi. Onu geçip bana doğru yaklaştı. Ben de annem gibi diz çöktüm. Haklısın baba. Hadi kes boğazımı. Bu kızın senin şerefini 2 paralık etti. Namusunu temizle dedim. Babam arkama geçti. Bıçağı boğazıma yaklaştırırken elini başımın üstüne koydu. Korkudan titreyen bedenime hakim olmaya çalışırken dudaklarımdan ''Baba, fark ettin mi? İlk defa elin saçlarıma değdi. İlk defa'' dedim. Babam durdu. Hüngür hüngür ağlamaya başladım. ''Sen bir kez başımı okşasaydın, dizlerinde uyutsaydın beni, ben başkalarında şefkat gördüğümde kanmazdım baba'' dedim. Babamın gözyaşları enseme damlamaya başladı. Elindeki bıçak yere düştü. O da diz çöktü ve benimle ağladı. Belki yarım saat ağladık.
Daha sonra babam bana kim olduğunu sordu. Baba, ona bir şey yapmayacaksın değil mi dedim. Yapmayacağım. Ama gelip seninle evlenmezse o zaman yapacağımı biliyorum dedi. Kim diye sordu. Kebapçının yeğeni Ali dedim. Babam bıçağı beline saklayıp kebapçıya gitti. Aradan bir saat geçmişti ki babam kebapçı ile çıkıp geldi. Kebapçı Rahmi amca bana, bak kızım, Ali bir halt etmiş, seni üzmüş. Ama sen merak etme, memlekete haber saldım. Yarın buraya gelecek. Korkma sen, sakın canına kıyım filan da deme ha. Ben o hayvana adam edemedim ama sen edersin. Seninle evlenecek, başka yolu yok bunun dedi. Ağlamaktan ve utancımdan başımı kaldıramadım. Gerçekten de ertesi gün Ali geldi. Yüzüme bakmıyordu bile. Yalnız kaldığımızda bana başıma bela oldun deyip durdu. Nefret etmiştim ondan. Bana aşkını ilan eden, evleneceğim senle diyen adam itip kakar olmuştu beni. Neyse ki dayıları adam gibi adamdı. O beni götürdüğü çiftlik de diğer dayısınınmış. O da geldi ertesi gün. Gözümün önünde Ali'yi öyle bir sıkıştırdılar ki Ali mecbur benimle evlenmek zorunda kaldı. Zorunda kalınmış bir kız olmak nedir bilir misiniz? Neyse boş verin. Evlenmek istemesem de namus belası deyip imam nikahıyla evlendim Ali ile. Ne çeyiz ne düğün. Zaten resmi nikahta yapamazdık. Yaşım 18'den küçüktü. Ali beni alıp memleketine götürdü. Diyarbakır'a. Her şey o gün başladı. Onu doğru düzgün tanımadan kendimi bir anda yabancı bir adamın karısı olarak buldum. Diyarbakır çok uzak ve benim için tamamen yabancı bir yerdi. Köye ilk vardığımızda herkes bana bir garip bakıyordu. Sanki bir sırrı saklıyor gibilerdi. Ali'nin baba evine girerken bizi kimse karşılamadı. Annesi, babası evin içinde oturmuş, kız kardeşi ve yengesi ise mutfaktaydı. Annesi ve babasının bu evlilikten rahatsız oldukları belliydi. Ellerini öpüp kenarda bekledim. Ali ise annesi ve babasıyla Kürtçe kavga etmeye başladı. Anlamıştım. İstenmeyen gelin olmuştum ben burada. Daha sonra Ali beni aldı ve odamıza götürdü. Bildiğin çift kişilik yatak ve bir gardırop. Başka bir şey yoktu. Sığıntı gibi gelmiştim bu eve. Ertesi gün görümcemle tanıştım. O da bana asık suratıyla bakıyordu. Bu evde sevilmiyordum. Kaynanam ve kayınbabam da hiç konuşmuyordu benimle. İlerleyen günlerde Eltim'le biraz muhabbet ettik. Ama o da soğuktu. Aynı köyde bir başka evde kalıyordu o. Eşi İstanbul'da çalışıyormuş. Çok gelip gitmezdi bize zaten. Uzak duruyordu bu aileden. Ali evliliğimizin başında iyi bir adam gibi görünüyordu ama ailesi... Ah, ailesi hiç beni istemedi. Kayınvalidem Fatma ve görüncem bana düşman kesilmişlerdi. Yaptığım her şeyi eleştiriyorlar, bir türlü memnun olmuyorlardı. Oysa ben sadece bu yeni hayata adapte olmaya çalışıyordum. Kendi evimi kurmak, mutlu bir aile olabilmek için elimden geleni yapıyordum. Ama onların bana karşı olan soğukluğu gittikçe daha fazla hissedilir oldu. Bir sabah gözlerimi açtığımda odada garip bir koku hissettim. Ne olduğunu anlayamadım. Sanki çürümüş bir şeyler vardı. Ama nereden geldiğini bulamıyordum. Evin her köşesi bu kokuyla doluydu. Fatma'ya söylediğimde ise bana küçümseyerek baktı. Köy yerinde böyle şeyler olur, abartma dedi. Ama ben biliyordum. Bu koku sıradan bir koku değildi. Geceleri kabuslar görmeye başladım. Her gece karanlık figürler rüyama giriyor, beni izliyorlardı. Bazen kulağıma fısıldayan sesler duyuyordum. Rüyalarımda sürekli bir kadın vardı. Yüzünü göremiyordum ama saçımdan bir tel almaya çalışıyordu. Bir sabah uyandığımda yatağımın başucunda düğüm atılmış bir saç teli buldum. İşte o an anladım ki gördüklerim sadece bir rüya değildi. Biri bana gerçekten büyü yapıyordu. Çocuk yaşlarımda kulaktan dolma bilgilerle öğrenmiştim büyüyü. Zaman geçtikçe kendimi her gün daha da ağırlaşmış hissediyordum. Kayınvalidem ve görümcem beni her fırsatta aşağılıyor, beni bu evden göndermek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Ali'ye bunları anlatmaya çalıştığımda ise bana inanmıyordu. Annem böyle şeyler yapmaz, sen abartıyorsun diyordu. Yalnızdım, çok yalnızdım. Karnım giderek büyüyordu. Bebeğim 5 aylık olmuştu. Ne doktora götürmüşlerdi ne de başka bir şey.
Evin en ağır işlerini ben yapıyor, üstüne üstlük belki de çocuğum zarar görsün diye ağır eşyaları çektirip duruyorlardı bana boşu boşuna. Bir gece uyandığımda odanın ortasında karanlık bir figür belirdi. Kıpırdayamıyordum. Gözlerim sonuna kadar açılmış, o figürü izliyordum. Bana doğru yaklaştı. Ama ne olduğunu anlayamamıştım. O an bir cinle karşı karşıya olduğumu anladım. O kadar büyük ve karanlıktı ki her hareketi beni daha da ürpertiyordu. Ali'ye bunu anlattığımda yine inanmadı. Artık ne yapacağımı bilemiyordum. Her geçen gün daha da tükeniyordum. Evi ne kadar temizlesem de sanki o kötü koku bir türlü gitmiyordu. Duvarlardan gelen fısıltılar, boş odalardan duyduğum ayak sesleri, her şey aklımı oynatıyormuşum gibi hissettiriyordu. Bir ara aynada kendi yansımama bile bakamadım. Aynada gördüğüm ben değildim. Yüzüm değişmişti. Gözlerim kocaman, bomboş bakıyordu. Bir gece yatağımda yatarken yüzüme soğuk bir nefes hissettim. Karanlıkta kimse yoktu ama biri oradaydı. Tam yanı başımda. Kıpırdayamadım. O an odanın köşesinde karanlık bir figür tekrar belirdi. Bu sefer daha yakındı, daha netti. Bana doğru eğildi ve kulağıma fısıldadı. Senin yerin burası değil. Tüylerim diken diken olmuştu. Artık gitmekten başka çarem yoktu ama içimde bir şey buradan kaçmak yerine savaşmam gerektiğini söylüyordu. Ne kadar dirensem de artık pes etmek zorunda kaldım. Ali'nin bana inanmadığı, kayınvalidem ve görümcemin ise bana eziyet etmekten keyif aldığı bir hayatta daha fazla kalamazdım. Eşyalarımı topladım ve gitmek üzereydim. Ama bu köyden kaçmak istesem de büyünün tesir ettiği cinler belki de peşimi bırakmayacaktı. Bir hocaya gitmekten başka çarem yoktu. Köydeki yaşlı bir kadınla aram iyiydi. Arada sırada kaynanama oturmaya geldiğinde halimi hatırımı sorardı. Bir gün yine bize geldiğinde "Sen nerede oturuyorsun teyze?" dedim. "Gelsene bir gün bize, kahvemi içersin?" dedi. Kaynanama baktım. Başını salladı. "Git, ne halin varsa gör," der gibiydi. O kadının evine oturmaya gittiğimde başıma gelenleri kısaca anlattım. Kadın, "Aklıma gelmişti zaten. Büyük geline de yaptılardı zamanında. Bu aile böyle kızım. Beğenmezler kimseyi. Kendi istedikleri olsun diye de büyü yaparlar," dedi. "Sen neden gelip gidiyorsun o zaman?" dedim. Güldü. "Bana bir şey yapamazlar," dedi. O kadın bana bir hocadan bahsetti. "Gelecek hafta gel, beraber gideriz," dedi. Ertesi hafta kayınvalidemden izin alıp o kadına gittim. O da beni o hoca kadına götürdü. Hoca kadın bana yapılmış büyünün çok güçlü olduğunu, hanede huzurun olmadığı ve evden kara dumanların çıktığından falan bahsetti. Kadının nefesi buz gibiydi. "Eğer bu büyüyü bozmazsan seni tamamen ele geçirecekler," dedi. Hocanın verdiği duaları okumaya başladım. Ama her gece daha da zorlaşıyordu. Evdeki her şey yerinden oynuyor, kapılar kendi kendine çarpıyordu. Hocanın yanına tekrar gittim. "Bu büyü nasıl bozulur?" dedim. "Sen tek başına yapamazsın. Benim oraya girmem lazım," dedi. Ama o kadını o eve asla almazdı kaynanam. Israrla nasıl yapılır diye sordum. "Kızım, başına daha büyük belalar açarsın," dedi. "Başka çarem yok ki," dedim. Kısaca bana yapmam gerekenleri anlattı. Eve gittiğimde yatak, çarşaf ne varsa dışarı çıkarıp yıkadım. Karnım burnumdaydı ama yine de yılmadım. Yatağın altına, üstüne, her yerine baktım. Halıları da dışarı çıkardım. Her şeyi tertemiz ettim. Ama yok, yine de kabuslar, fısıltılar kesilmiyordu. Ertesi gün odanın her yerini göz gezdirdim. Bu büyüyü nereye koymuş olabilirler diye dolabı baştan sona boşaltıp temizlemiştim. Orada olamazdı. Duvarlara baktım. Odanın girişinde üst tarafta bir elektrik boğatı vardı. Oraya gözüm takıldı. Bir sandalye getirip oraya çıktım. Elimi atmamla beze sarılı bir şey yere düştü. İnip baktım. İşte büyü buydu. Hemen sakladım ve ertesi günü bekledim. Hoca kadına götürecektim ama kaynanam dışarı çıkmama izin vermiyordu. Sanki anlamıştı her şeyi. Bana kötü kötü bakıyordu. O gece kabusların en beterini yaşadım. Gece uyurken Ali'nin suratı bir anda korkunç bir yaratığa dönüştü ve beni boğmaya başladı. Çırpınıyor, bağırıyordum ama sesimi duyan yoktu. Gözlerimi kapattım ve ölümü beklemeye başladım. O an içimden besmele çektim.
Ali'nin elleri gevşedi ve beni bıraktı. Sonra dönüp arkasına uyudu. Ellerim boğazımda ağlamaya başladım. Sabaha zor ettim. Sabah çamaşır kaynatmak için yaktığım ateşe o büyüyü attım ve onu yaktım. Ondan kurtulmam lazımdı çünkü. O oldukça başıma daha neler gelecekti kim bilir. O gece kabuslarıma bir yenisi daha eklenmişti. Bu kez de kayınbabam gelip beni kemerle dövmeye başladı. Hem de Ali'nin gözleri önünde. Hiçbir şey yokken, suçum olmamasına rağmen dayak yemiştim. Üstelik doğuma birkaç haftam vardı. Ali sesini dahi çıkarmadı. Bu evde, bu köyde eziyet çeke çeke ölecektim belli ki. Bari evladımı kurtarayım dedim. Bebek doğduktan sonra terk edecektim bu köyü. Gözlerimdeki karanlık, kalbimde büyüyen korkuya dönüşüyordu. Ama savaşmak zorundaydım. Sonuç ne olursa olsun, kendimi ve bebeğimi kurtaracaktım. Kurtarmak zorundaydım. Her gün dualar ediyor ve Allah'ın beni bu cehennemden kurtarması için ona yalvarıyordum. Sonunda doğum başlamıştı. Hastaneye bile götürmediler. Eve çağırdılar eve. Bebeğim doğduğunda hiç kimse gözlerine inanamadı. Bebeğim ne yazık ki bir ucube gibi doğmuştu. Başı ile gövdesi arasında boynu yoktu. Ayakları çapraz duruyordu. Ebe onu kenara bıraktı ve kimse kucağına alamadı. Bebeğimi verin diyordum ama kimse yardım etmedi. Bebeği öylece bırakıp odadan çıkıp gittiler. Zorla sürüne sürüne bebeğimi kucağıma aldım. Onu sardım, sarmaladım. Ağlamaktan gözümde yaş kalmamıştı. O gece odama kimse gelmedi. Beni ve bebeğimi kaderimize terk etmişlerdi. Sabah kayınbabam bebeğe bakmak için geldi. Kundağını açtı ve bebeğe baktı. Sonra onu alıp çıkmak istedi. Ayaklarına kapandım. Götürme baba, alma yavrumu dedim ama dinlemedi. Bebeği alıp götürdü. Odadan çıkarken arkasından gitmek istedim ama Ali bana engel oldu. Kayınbabam bebekle evden çıkıp gitti. Akşama kadar ağlaya ağlaya bitap düşmüştüm. Akşam kayınbabam geldiğinde elleri boştu. Bebeğim nerede dedim. Cevap vermedi. Zaten benimle hiç konuşmazdı. Yine konuşmadı. Yalvardım, yakardım ama söylemediler. Sabaha kadar bebeğimi istedim onlardan. Kaynanamdan dayak yedim bir de üstüne. Susmam için işkence yaptılar bana. Sabah ezanıyla öyle bir beddua ettim ki onlara. Bu kadar kötü olunur mu? Gencecik bir kadına bunlar yapılır mı? Ya o bebeğe, o günahsıza? Sizin yüzünüzden belki de bebeğim öyle doğdu. Bana yaptırdığınız ağır işler yüzünden. Belki de yedirdiğiniz içirdiğiniz bir şey yüzündendi. Benim yaşadığımın binlerce katını yaşayasınız inşallah diyerek evden dışarı çıktım. Dışarısı çok soğuk ve karanlıktı. O eve girmek, onların yüzünü görmek istemiyordum. Ahıra gittim ve orada samanların üzerinde uzandım. Kimse arkamdan gelip bakmadı bile. Gece yarısına doğru evin ışıkları kapandı ve herkes uyudu. Ben uyuyamıyordum. Gece yarısından sonra ahırın içinde bazı sesler duymaya başladım. Kim var orada dedim. Yaşlı ve çok çirkin bir kadın çıka geldi. Çok korkmuştum ama sesimi çıkarmadım. Bana baktı ve o aileden intikam almak ister misin dedi. Nasıl olacak o iş dedim. Onlar sana olmadık işkenceler yaptı. Seni ateşe attılar. Bebeğini aldılar. Sen de onları ateşe at dedi. Nasıl dedim. Gel benimle dedi. O kadının arkasına takıldım. Beni köyün mezarlığına götürdü. Tüylerim diken diken olmuştu. Çok korkmuştum ama nedense o kadına güvenmiştim. Mezarların arasında küçük bir toprak yığını gösterdi bana. Bu ne dedim. Senin bebeğin işte burada. Onu diri diri gömdü dedesi dedi. Bu olamaz dedim. Mezarı ellerimle kazmaya başladım. Ellerim parçalandı ama sonunda bebeğime ulaştım. Çoktan ölmüştü. Ağladım, ağladım. Sadece ağladım. Ona sarıldım. İçimde kopan fırtınaları anlatamam size. O aileye öyle beddualar ettim ki iki yakaları bir araya gelmesin istedim. Evlerine, ocaklarına ateş düşsün. Benim gibi onlar da yansın dedim. Evladımla o küçük mezarda sarılıp uyuyakalmışım ağlarken bir ara uyandım. Avuçlarım boştu. Mezar da öyle. Etrafıma baktım. Etrafımda bana bakan onlarca kırmızı göz vardı.
Korkuyla mezarlıktan dışarı doğru koşmaya başladım. Eve doğru koşarken köyden alevlerin çıktığını fark ettim. Biraz daha yaklaştığımda yanan evin bizim ev olduğunu anladım. Daha doğrusu gelin geldiğim ev. Hiçbir zaman yuvam olmayan ev. Gözlerimin önünde alev topuna dönüştü. İçeridekilerden hiç kimse çıkamadı. Kaynanamın, görümcemin çığlıkları hala kulaklarımda. Hepsi yanarak can verdi. Bense oturup sadece izledim. İçimde azıcık dahi olsa acıma duygusu kalmamıştı. Sabaha karşı ev küle dönmüştü artık. Hiç kimse müdahale edememişti. Jandarma da gelmişti. Onlara bebeğimin öldüğünü ve mezarlığa gittiğimi söyledim. O sırada evde yangın çıkmıştı. Beni tutuklayıp karakola götürdüler ama köylülerden birkaçı bebeğimin öldüğünü doğrulayınca serbest bıraktılar. Hapse atsalar ne yazardı ki artık? Tekrar mezarlığa gittim. Bebeğimin mezarı boştu. Peki ya ne olmuştu ona? Evim de yoktu artık. Buralarda hiç kimsem de. Jandarma küle dönmüş cesetleri çıkarıp adli tıbba götürmüş. Bense komşu teyzede kalmıştım. Ertesi sabah cesetler getirildi ve köy mezarlığına defnedildi. Hiç acımamıştım onlara. Çünkü hepsi de birbirinden kötüydü. Köylülerin yardımıyla memleketime otobüs bileti aldım. Artık kurtulmuştum bu işkenceden. Ama yaşadığım korku, acı beni içten içe çürütmüştü. Ailemin evine döndüm. Babam yaptıklarına, daha doğrusu yapmadıklarına çok pişmandı. Beni bağrına bastı. Geç gelen bir baba şefkati görmeye başladım. O cinler bir daha beni rahatsız etmedi. Ama içimde, ruhumun derinliklerinde o cinlerin bıraktığı izler hep kaldı. İyileştim. Ama onların fısıltıları hala zihnimin karanlık köşelerinde yankılanıyor. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.